kardeşlerimiz sıramıza geçsin dediler. Çok şey.
şanslıyız. Niye? 8 ilçemiz var şu anda. 7 tanesi AK Partili belediye başkan arkadaşlarımız tarafından yönetiliyor. 7 beldemiz var. 5 tanesi gene AK Parti belediye başkan arkadaşlarımız tarafından yönetiliyor. Gerçi 7 beldeyi 3'e düşürdük biliyorsunuz. Onu da not olarak belirteyim. Ama şuna da hep birlikte şahit olduk geçtiğimiz dönem zarfında. İnsanların pek çoğunun aslında hadi canım nasıl çözülecek dediği sorunlar Bilecik'in ve ilçelerin gündeminden tek tek çıktı. Geçen bu salonda yaptığım konuşmada da söyledim. Altyapı noktasında hiçbir cesur babayı belediye başkanı cesaret edip de çalışma yapamaz. Çünkü süre kısadır. Ağzın burnun diyene kadar bakmışsınız. Bir sene, iki sene geçmiş. Kalmış önünüzde 2-3 senelik bir süre zarfı. Siz altyapıya gireceksiniz. Tozun, toprağın, çamurun, batağın içinde boğulur kalırsınız. Dolayısıyla bizim belediye başkanlarımız, Türkiye genelini söylüyorum, bizden önceki dönemlerde altyapı dediği zaman ayaklarını sürüyerek böyle adım atarlardı. Ama biz Bilecik'te bunlar yüzülmedik ve kararlılıkla dedik ki kardeşimiz kendi gerçeklerimizle karşılaşacağız, yüzleşeceğiz. Günübirlik düşünmeyeceğiz. 5 yıllık projelerimiz olacak. 10 yıllık projelerimiz olacak. 2023 hedeflerimiz olacak. 2053 hedeflerimiz olacak. 2071 hedeflerimiz olacak. Birileri bazı siyasi partiler ve liderleri bunu tiye almaya kalktılar. Ya 2071'i kim görecek? 2053'ü kim görecek? 2023'ü kim görecek? Doğrudur. Yani bu salonda bulunan onlarca kişi belki hepimiz 2071'i görmeyeceğiz. 2053'ü görmeyeceğiz. Ama eğer biz büyük devletsek bugünden 1 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlarımızın hedeflerimizin olması gerekmiyor. İşte biz bunu yaptık, bunu yapmaya çalışıyoruz. Öyle bizden öncekiler gibi günübirlik, zevai kurtaralım. Hele şu sandık geldiği zaman sandıkta vatandaşımızı çok affedersiniz gözünü boyayalım, tekrar oyunu alalım. Ondan sonra bir dahaki seçime kadar Allah kerim bir daha düşünürüz. Yok böyle bir şey, hiç yapmadık. Şimdi birazdan Sayın Başkanım 10 yıllık yapılan çalışmaları anlatacağım. Biz burada pek çok arkadaşımızla birlikte aslında bu çalışmaları da yakın tanıyız. Bunlar kolay olmadı. Belki burada çok kolay anlatılacak. Ama bizim klasik bürokrasimizi aşmamız bir taraftan vatandaşımızın da öz eleştiri yapalım. Geleneksel bir takım alışkanlıklarını algılamalarını göz ardı etmemiz mümkün değil. Hatırlıyorum. Biz dedik ki burada şu toprağı bir kere kazanalım. Bütün kurumlar, kuruluşlar koordineli çalışsın. Efendim işte bir kanalizasyon için kazalım, asfalt atalım. Su için kazalım, asfalt atalım. Telekom kazsın, bir daha asfalt atarız. TELAŞ kazsın, bir daha asfalt atarız. Doğal gaz için kazalım, bir daha asfalt atalım. Hayır kardeşim. Herkes planlı projesini yaptı. Bir kere orayı kaldıralım. Ondan sonra yerin altına ne gömmemiz gerekiyorsa hepsini gömelim. Ondan sonra bir daha Bilecik altyapısını kimse elini tartışmasın. Çok zor bir karardı bu. Çünkü bir tarafta yerel yönetim belediye olarak yapması gerekenleri yapacak. Bir taraftan Telekom yapacak. Bir taraftan TEDAŞ yapacak. Bir taraftan işte Beygaz yapacak. Ve hepsi tamamlandıktan sonra siz bir kere kapatacaksınız, bir daha geri bakmayacaksınız. Ama Allah'a şükür, işte az önce bahsettiğim şekilde merkezi yönetim ve yerel yönetimin el ele vermesiyle biz Bilecik'te bunu başardık, bunu söyleyeyim. Şu anda Bilecik'in toprağın altında belki en az 30 yıl işiyor. Belki 50 yıl işiyor. İşte bu birlik ve beraberliğin hep birlikte hareket etmenin sağlığı.
tanesi var. İşte 5, 7 belediyemizin 5 tanesi var. Ama son haliyle 11 belediyemiz var. İnşallah 30 Mart akşamı işte bu birlik ve beraberliği devam ettirme anlamında 11 belediyemizin 11'ini de AK Partili belediye yapacağız inşallah. Ve artık bundan sonra Biricik konuşurken bakacaksın geçmişte siz ne yaptınız? Ne vaat ettiniz? Ne kadar bir yerine getirdiniz? Bu ülkeyi nasıl yönettiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu anlamda geri dönüp bir bakması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu anlamda geri dönüp bir bakması lazım. Evet, yarışalım mı? Yarışalım. Nerede yarışacağız? Millete hizmette yarışacağız. Varsa eseriniz, varsa yaptığınız işleriniz, çıkacaksınız milletin karşısına. Söyleyeceksiniz, diyeceksiniz ki kardeşim biz bunları yaptık, bunları yapacağız. Ama yoksa ancak AK Parti'nin, AK Parti kervanının arkasından böyle bakar kalırsınız. Değerli kardeşlerim,